Evet, şimdi canlı yayındayız. Evet. Nihayet. Nihayet canlı yayındayız. Ama yani canlı yayına girmek epey bir bu kadar zor olmamıştı şimdiye kadar. Hayırlısı inşallah. Eskiden bu işleri başkaları yapıyordu Hakan abi. Şimdi biz yapmak zorunda kalınca zor oluyormuş. Evet, vallahi ekranda oturmak kolay, öyle pudrayı sürüp masaya oturuyorduk. Şimdi öyle değilmiş meğer. Bağlantı kurmak bile zor yani. Evet, kesinlikle. Şu an arkadaşlar da gelmeye başladılar. Ya böyle garip bir durum. Ben mesela bu yapacağımız programda hani sevgili izleyenler, değerli izleyiciler falan demek gelmiyor içimden. O kısmı geçeli çok oldu gibi sanki. Evet Hakan abi, sesin Duyuyorum bozuluyor ben mu? sizi. Süper, süper. Şimdi Yok yani, bu deneme yayın olduğu için böyle acemilikler olabilir. evet, bu bir test yayını. İzleyen arkadaşlara hatırlatmamız, bu bir test yayını. Ramazan boyunca yapacağımız programın aşağı yukarı ne olacağını görmeniz açısından, hani sonra hani daha fare doğurdu, ne umduk ne bulduk gibi durumlar olmasın. Elimizdeki imkanlar bu, şartlar bu. Bu imkanlar ölçüsünde de iki farklı ülkeden ortak bir yayın yapıyoruz Hakan abiyle beraber. Zaten bu hoşgörüyü gösterecek insanlara hitap ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah. Bu fikir Hakan abiye ait bu arada. O yüzden kendisine hususen teşekkür edelim. Test yayınında da olsak. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Tek başına olması biraz zor. Ben yani bazen tek tek videolar çektim. Çok zor oldu benim için. İnşallah böyle daha güzel olur. Yani aktif izleyici katılımı da, aktif sorular da daha işin rengi olur. Yani en azından insan bir şey yapmışız deriz. Yani boş geçirmemiş oluruz Ramazan'a. Böyle bir hayra güzelliği olur. İnşallah Hemen de yani. düşündüğüm şeylerden bir tanesi, hem dua ederiz hem dua alırız. 3 kişi 5 kişi falan derken hiç önemli değil. Ben işin açığı aşağı kaç kişi izliyor falan diye de bakmayacağım. Bakmamayı da düşünüyorum. Yani insan olarak merak ediyor ama. Yani aynı duyguyu, düşünceyi paylaşan, benzer fikirleri paylaşan insanların yani bir duygu etkileşimi olsun istedim. Allah razı olsun, sizden de teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. İyi cevap verdiniz. Yani bir teknik tarafı vardı işin. Orayı da kısa sürede halledip inşallah Allah mahcup etmez. Bütün Ramazan boyunca iftarda artık izleyenler diyeceğiz. İzleyiciler de inşallah görüşmüş oluruz yani. İnşallah. Türkiye saatiyle 20'de yapacağız programı. Ben farklı bir saat dilimindeyim. Hakan abi de epey farklı bir coğrafyada. Çok farklı saat dilimlerinden de izleyicilerimiz olacak. Ama o saat itibariyle herkes izleyemeyebilir doğal olarak. O yüzden de yaptığımız yayın YouTube kanalında kayıtlı halde bulunacak sonrasında da. Yani tekrarını rahat rahat izleyebilir isteyen herkes. Paylaşılabilir. Yani aslında biz burada şey yapacağız, dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Buna da seyirciler, izleyiciler, arkadaşlarımız, dostlarımız dahil olurlar, kulak misafir olurlar. İnşallah iyi olur, bereketli olur. Yani klasik bir Ramazan formatı değil, mutlaka değil. Yani sizin en son Mefküre TV'ydi. Ben de en son Can Erzincan TV vardı. Yani Evet. normal formatın, Türkiye'de alışılagelen bir klasik Ramazan formatının dışında olmaya özellikle çalışma diye bir derdimiz yok. İşin açığı onu söylemede yarar var. Beraber konuşacağız. Yani insanların istediği konularda konuşabiliriz. Tamamen değil ama kısmen oraları da konuşabiliriz. Ama genel itibariyle dinin gittikçe dindarlaşmanın yozlaşan tarafları var. Onları konuşalım istiyorum. Yani insanlar artık dini kötü dindarlar üzerinden tanımlamaya başladı. Bu çok korkunç bir şey. Dinin ana kavramlarını, insana dokunan, hayata dokunan kavramlarını inşallah dinin orijinal kaynaklarından, Kur'an'dan, sünnetten konuşmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken elbette ki yani aynı doğrultuda, konuyu dağıtmadan aynı doğrultuda burada yanda sorular akıyor. Veya işte bir iletişim adresinden, herhangi bir iletişim adresinden bir şekilde etkileşim sağlar. İnşallah o konularda konuşuruz yani. Ama benim özellikle söylemek istediğim bir şey var, müsaade ederseniz.
Bir şeyi konuşurken hani şu anda Türkiye'de özellikle Türkiye'de olan durumdan dolayı yani herkes siyasi bir şey konuşuyormuşsunuz gibi davranıyor veya işte dini bir şey konuşurken de herkes üzerine alıyor. Siz dini bir şey konuşarak bir şey mi eleştiriyorsunuz? Şunu mu bunu mu filan diye. Hayır öyle bir şey yok. Bana göre bunun bir sebebi var. Su çok bulanık. Dolayısıyla yani ne yapsanız herkes kendi üstüne alınıyor. Halbuki öyle bir durum yok yani. Siz bir Kur'an ayeti söylüyorsunuz. O zannediyor ki şahıs işte kendi sevdiği bir adamı eleştiriyorum zannediyor. Böyle bir şey yok. Bunu söylerken amaç şu. Önümüzde bir şey var. Hepimiz beraber bunun ne olduğunu öğrenelim ve kendimizi o bilgiye yaklaştıralım. Yoksa elimizdeki bilgiyle birbirimizi dövelim falan değil. Maksadımız bu değil. Yanlış anlaşılmasın. Şimdiden hani aynı duyguyu, düşünceyi paylaşıyoruz derken işte bizi başkaları izlemesinin anlamına gelmez. Burada Kur'an'dan konuşacağız, sünnetten konuşacağız, dinin ana kavramlarını konuşacağız. Günceli konuşabiliriz yani günceli bunları ekseninde konuşabiliriz. Ama kimsenin gıybetini yapmayalım. Kimse işte nefret böyle bir derdimiz yok zaten yoktu. Gerçi hani anlayan gene anlar mı bilemiyorum yani ama iyi bir niyetle inşallah dinin ana kavramlarını, ana konularını, yıpranmaya yüz tutmuş konularını inşallah konuşmaya devam ederiz. Yani özellikle konuşmayalım dediğim şeyler var. İşte klasik bizim Ramazan programcılarının korkulu rüyası, klasik sorular var. Sakızdan başlayıp tırnak yemeye kadar giden orucu bozar mı, bozmaz mı? Ama şu anda öyle bir zamandan geçiyoruz ki oruçtan daha ziyade bozulan bir sürü şey var. Yani dediğiniz o mevzu işte dinin kavramları kirletiliyor, dini terminoloji kirletiliyor. İşte Ramazan'a son bir hafta kala artık bir ritüel haline geldi. Kendimi Ramazan davulcusu gibi hissediyorum ya da Ramazan pidesi gibi. Malum benim ilk sunduğum Ramazan programında anlattığım bir hikaye var. O böyle bana da gönderiyorlar. Anlatan ben değilmişim gibi bir de bana gönderiyorlar yani hikayeyi. İşte Ramazan böyle yaşanır falan diye. Ve bunu paylaşan arkadaşların içinde hani kötüye kötü diyemeyen, zalime zalim diyemeyen, haktan hukuktan bahsedemeyen insanlar böyle sanki böyle şeyler paylaşınca vicdanlarını temize çıkaracakmış gibi işte Ramazan paylaşmaktır, Ramazan bölüşmektir filan da yani Ramazan acıyı paylaşmaktır. Sen bir tane mazlumun derdini paylaşamadıktan sonra dünyadaki bütün fırınların ekmeklerini paylaşsam bilmiyorum yani eksik kalacak gibi. O yüzden böyle o Ramazan ritüelleri, Ramazan klasiklerinden de uzak durmak istiyorum. Çünkü o videoyu ben hiç izlemedim baştan sona o hikayeyi anlattıktan sonra. Arada bir görüyorum paylaşıldığını. Kendimden soğudum resmen yani. Böyle ciddi problemler yaşıyorum kendimde. O yüzden de buna dair eleştirilerim var benim. Sizin mesela çok harika bir tespitiniz vardı. İşte Peygamber Efendimiz'in sünnetleri var. Her biri birbirinden kıymetli. Ama bir derecelendirme, bir sıralama yapmamız gerekirse mesela diş fırçalamak sakal bırakmaktan çok daha güçlü bir sünnet. Ki bildiğimiz kadarıyla şayet işte ağır gelmeyeceğini bilseydim diş fırçalamanın farz olmasını isterdim diyor. Temizliğe bu kadar önem veren bir peygamber var önümüzde örnek olarak. Ama İslam ülkelerinde, Türkiye'de, Türkiye'nin en güzel yerlerinde, cami duvarlarında bile buraya çöp dökmeyin, buraya çöp dökülür mü, buraya çöp dökenin diye cümleler yazılıyor. Bir Müslüman ülkesinde böyle uyarıların yazılmak zorunda kalması peygamberin mesajının anlaşılmadığını gösteriyor ama işte dış görünüşe dair sakaldı, takkeydi, bıyıktı, işte yok cübbeydi. Evet bunlar da çok kıymetli ama ambalaj tek başına bir şey ifade etmiyor içindeki ürün çürüdükten sonra. Yani Yani dertlendim bunu uzun zamandır. evet yani peygamberi konuşuyoruz ağırlıkta. Yani peygamber hayatını anlatıyoruz, Kur'an'ı anlatıyoruz ama bunların bizim hayatımıza dokunmasına izin vermiyoruz. Problem bu. Yani dünya dindarlarının problemi bu. Doğru. Şimdi sakal dedin de ama sakallı arkadaşlar sakal kimseler almasın. Sakalı kimse küçük görmüyor. Haşa böyle bir şey yok. En küçük iması yeter Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Ancak benim söylediğim şu. Ya kardeşim madem sakal bıraktın, bak bu sakal bıraktığın çeneni oynatırken bu çenenle yalan söyleme. Bak başkasının malını yeme bu çenenle. Başkasının malını yerken bu çeneni kıpırdatma. Bunu söylüyorum ben de. Yoksa yani genelde de ben hep bu yönde eleştiriler alıyorum. Sen sünnetleri küçük mü görüyorsun? Hayır ne alakası var? En küçük iması başımın üstünde yeri var Hazreti Peygamber'in. Ancak madem kafana sarık sarıyorsun,
O kafanın içerisinde yani bilmem şirk tilkileri gezdirme mesela. Kuyruklar birbirine değdirmediğin yüz binlerce şirk tilkileri gezdirme. Zulüm tilkileri, planlar, gıybetler, iftiralar gezdirme mesela. Madem ağzını misvaklıyorsun, fırçalıyorsun. Kardeşim o ağzından başkasının etini yeme mesela bir Müslüman imanına şahit olduğun yani Allah'a inanan bir kulun etini yeme o ağzından. Kastettiğimiz bu. Yoksa madem bunu yapıyorsun onu da yapma. Onu yapmanın bir kıymeti, esprisi yoktur filan anlamına kesinlikle gelmez. Yani dini konuşurken aslında bilgi olarak değil, hayatımıza dokunmasına dair dini bir öğretici yanı var. Edinmeyle değil, yaşamayla alakalı, pratikle alakalı bir tarafı var. İnşallah onu konuşmaya gayret ederiz. Yani Kur'an'dan herhangi bir ayeti konuşurken veya Kur'an'dan bir kıssayı, peygamber kıssasını konuşurken veya aleyhissalatü vesselam bir sözünü irdelerken, anlamaya gayret ederken bu söz bize nasıl dokunacak, hayatımıza nasıl dokunacak? Yani ben hani amiyane bir şey olabilir belki yani böyle bir şeyde dil kullanımında sıkıntı olabilir. Ama bir masaj gibi görüyorum yani peygamber hayata masaj yapıyor. Hepimizin hayatına masaj yapıyor. Ayetler masaj yapması lazım. Ne bileyim biraz eliniz problemli olsa elim biraz ağrıyor falan dersiniz. Böyle masaj yaparsınız kan gitmesini sağlıyoruz masaj yaparak. Omzum diyorsunuz, masaj yapıyorsunuz, kan gitsin diyorsunuz. Bazı damarlar tıkanıyor. Mesela işte ne bileyim adalet damarı tıkanıyor. O zaman bir bakalım Kur'an bize ne diyor, peygamber bize ne diyor. O tıkalı damarı açıp oraya da kan gitmesini sağlayıp uzuvları işler hale getirelim. Maksat bu. Yoksa Kur'an'dan bir ayet bilme, yığınlarca hadis bilme, bir marifet mi? Maalesef değil. Bugün elinize aldığınız herhangi bir hard diskin içerisinde bugüne kadar İslam tarihi içerisinde klasik kaynaklar olarak yazabildiğimiz her şeyi bir terabaytlık bir hard diskin içerisine çok rahat sığdırabiliriz. Çok rahat sığdırırız. Marifet bu değil. Bunlara ulaşırız biz. Her yerde ulaşırız da o bilgiler bize ulaşır mı? Bizde tıkalı yerlere, hayatın özellikle modern hayatın bizde tıkadığı yerlere o bilgiler ulaşır mı? Oraları ayetlerle, sünnetle, peygamber sözleriyle, hadislerle işte tıkalı damarlara birer bir masaj yapma gayreti. Yoksa onun ötesinde başka bir niyet zaten işi bulandırır. O samimiyeti götürdüğü için de maksadına da matuf olmayacağını, yani yararlı olmayacağını da düşünüyorum. Allah ondan da bizi korusun. Yoksa bugün herkes, şimdi benim çok sinirlendiğim bir şey var. Siz ayet söylüyorsunuz, hadis söylüyorsunuz. Hemen size birisi diyor ki ya iyi de ya falanca da bunu diyor, bu ayeti diyor. Hanginiz iyi? Yani ikiniz de aynı ayeti ağzınıza alıyorsunuz. Kim bu? Yani arada kim haklı? Herkes diyor ki Allah benimle. Allah kimle kardeşim? Bir karar verin diyor. Bunun çok net cevapları var aslında. Ya bir A4'e sığdırabileceğimiz kadar çok kolay şeyler var. Yani Kur'an'da nedir? Yani dokunmasını istediğiniz şey nedir? Bir tane hani çok havadan konuşuyor gibi olmasın. Bir misal vereyim. Bakara suresinin 188. ayeti var mesela. Ayet şöyle. Birbirinizin mallarını hükmedenlere bizzat Bakara suresi 188. ayet. Rüşvetler vererek onlara da yedirerek birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin diyor. Bakara suresinin 188. ayeti. Bu yeryüzündeki bütün insanlar için geçerli. Sadece Müslümanlar falan için değil. Dünyadaki her insan için geçerli. O zaman şunu dememiz lazım. Madem Allah bize bir ayette böyle diyorsa biz o zaman Müslümanlar, Ramazan yaşayan Müslümanlar olarak ağzından Müslümanlığı düşürmeyen insanlar olarak kardeşim Allah bize hakimlere rüşvet yedirmek suretiyle birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin dediyse bize bu ayetin masaj yapması lazım. Adalet anlayışında, rüşvet anlayışında veya bir başkasının mallarını haram olan yollarla, haksız yollarla yeme konusunda, helali haram belirleme konusunda bu ayetin bize masaj yapması lazım. Şimdi bunun sizcesi bencesi yok ki yani bu ayetin. Yani kim eline alırsa bu ayeti okumaya çalışırsa, kim tefekkür eder, tezekkür eder, tedebbür ederse bunlar Kur'an'ın okunuş şekilleri, tilavet değil sadece. Tilaveti herkes yapar. Şimdi mukabil okunacak yeryüzünde her tarafta. Bunu herkes yapıyor, her zaman yapıyoruz biz. Ama diğer kalan tezekkürdür, tefekkürdür, tedebbürdür. Bunlar çok kaliteli okumalar. İnşallah bir gün bunları konuşalım. Kur'an nasıl okunur, neyi, yani nasıl yaklaşırız Kur'an'a? Şimdi bu ayeti o zaman tefekkür edeceksek, tezekkür edecek, hafızaya alacaksak, tedbir alacak, ona göre tedbirli davranacaksak o zaman bu çok nettir yani. Bu rüşveti kim verir, hakimleri kim kandırır, kimin mallı kim haksız yola yer, bu çok nettir yani. Dolayısıyla senin ayetin benim ayetim diye bir şey söz konusu olmaz.
hepimizin okuduğumuz ayete kendimizi yaklaştırmamız lazım. Bilgiye kendimizi yaklaştırmamız lazım. Temel problemimiz bu. Tıkalı yolları ancak böyle aşabiliriz. Klasik bir şey var ya Hakan abi, işte öğrenciler matematikte anlamadıkları konular olunca ya iyi de hocam bu bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye soruyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ya da hadis-i şeriflerin bize sunduğu şeyler gerçek hayatta ne işimize yarayacak sorusu. Evet dediğiniz gibi işte yüzlerce binlerce hadis bilmek, ayet bilmek bunlar harika şeyler. Ezberinde hadisleri, ayetleri bulundurmak ama gerektiğinde kullanabiliyor muyuz? Ya da o bizim bir yanlış yapmamıza engel oluyor mu? Ya da o bizim bir doğruyu daha sık yapmamızı sağlıyor mu? Doğruların yanında durmamızı sağlıyor mu? Yanlışların karşısında durmamızı sağlıyor mu? Yanlış yapanları uyarmamıza vesile oluyor mu? Böyle alt alta sorular yazıp kendi kendimize aslında bu soruları sorabiliriz. Böyle kimsenin de başını vurarak bu soru sorulmaz zaten. Ama Ramazan fırsat. İşte her anlamda fırsat. En amiyane tabiriyle, en şeyle söylüyorum. Zayıflamak isteyene de Ramazan bir fırsat. Manevi olarak mesafe kat etmek isteyene de fırsat. Günahlarını temize çekmek isteyenlere de fırsat. Evet, temize çekmek için ciddi bir fırsat ve bunları konuşmak için de tam zamanı. Yani mesela öyle bir şey oluyor ki başka bir zaman konuşunca sanki çok ortamı değilmiş gibi takılıyor insanlar ama Ramazan'da herkes buna çok açık. Alıcılar buna çok açık. Şeytanlar da bağlanıyor madem. Hani madem şeytanlar da zincire vuruluyor. Bugün cuma namazında hoca hutbede üstüne basa basa söyledi bunu. Hani cemaate şey demek istedi. Bak şeytanlar da zincire vuruluyor artık yani. Dostu durun. Yaklaşmayın. Yanlış yaparsanız her şey sizin üzeriniz yani. Şeytanı günah sokmayın. Yani şimdi biz bu programı yapacağız. Şu ana kadar izleyenler zaten görmüşlerdir. Yani evet birkaç yıl öncesinde televizyonun imkanlarının çok uzağındayız. Teknik olarak uzağındayız ama ben ruh olarak hiç uzak değilim. Kafa olarak hiç uzak değilim. İnşallah bir gün bizden daha iyi yapacak arkadaşlar. Daha iyi imkanlarla yaparlar. Biz bu Ramazan ne yapabiliriz diye böyle bir şey yapmaya karar verdik. Elimizdeki imkan da bu. Aynı ülkede, aynı şehirde olsaydık belki biraz daha böyle stüdyoya benzer bir şey de ayarlayabilirdik ama evet. Biraz böyle olacak. Özellikle biz o ilk paylaşımı yaptığımız gün, iki gün önce yaptık değil mi Hakan abi? İki gün oldu evet. Programı yapacağımızı duyuralım. O kadar yoğun bir mutluluk mesajı geldi ki ben hakikaten yapacağımız şeyin aslında bizim tahminimizden daha büyük bir etkiye sahip olacağına inandım. İnşallah öyle olur. İnşallah bir yerlerde birileri şurada iki insanın konuşmasından kendilerine böyle ümit kırıntıları bulurlar. Böyle birkaç küçük tebessüme vesile olur. Sabra vesile olur. Ümide vesile olur. Yani bir işe yarama amacındayım. Yani kendi adıma söyleyebilirim. İnşallah bir işe yararım yani. Ya elimizde bir tane fidanımız var. İşte bayağı bir kıyamet koptu aslında ortada. Çok kıyamet koptu. Bütün bu zaman diliminde yani ne yapabilirizin sıkıntısı yani herkes içinde hissediyor bunu aslında. Ne yapabiliriz? Şimdi olan şeylerden bir tanesi de şu. İnsanlar iyilik yapmak istiyorlar. Hakikaten öyle. Mağduriyetler son safhada. Ama kimse bir şey yapamıyor. Yani sadece Türkiye için söylemiyorum. Bugün Yemen'de yaklaşık 1,5 milyon çocuk ölmek üzere açlıktan. Ne bileyim Somali'de, Nijer'de, Myanmar'da bir ton felaket var. Bir ton. Yani işte dünyanın dört bir tarafında sadece İslam coğrafyası demiyorum. Türkiye dahil bir ton yerde sıkıntılar var. Ama insanlar bir şeyler yapamıyorlar. Yani iyi insanlara yapılan darbeden daha büyüğü, daha ağırı şu. İyilik kanallarına aslında yapılmış oldu. Yani adamın şu anda cebinde sadakası varsa da Somali'de bir insana gönderemiyor, olmuyor. Veya Yemen'deki bir insana bunu ulaştıramıyor. O gün oradaki zulmü yapan kimse bu ona da sebep olmuş oluyor. Veya diyelim ki ya bugün Türkiye'de çok mağdur insan var. Aşırı derecede mağdur yığılması oldu. Onlara iyilik yapmaya çalışan insanlar bir kanal bulamıyorlar. Aslında bu iyilik kanallarının tıkanması iyi kimselere yapılan zulümden daha da büyük bir zulüm. Yani bunun neticesini şimdi doğru bir mağduriyetten dolayı görüyoruz ama ileride evlatlarımız iyiliğe küsecek. Bunun farkında değiliz. Yani bu bize şu anda sarsmıyor gibi gözüküyor ama
Yarın bir gün iyilik nedir öğretemeyeceksiniz, bir iki vazgeçecekler. Yani bugün insanlar vazgeçmek üzere. O açıdan bu peygamber sözü, işte hani bu masaj dediğim şey gibi olsun. Elinde bir tane fidanım var ve kıyamet kopacak. Dikeceksin onu. Bu şu demek, yani fidandan meyve yiyeceksin anlamına gelmez. Biraz sonra biliyorsun ki o fidan da seninle beraber kıyamette yok olsa bile. Ama maksat şu, bak yani kıyamet bile olsa ben fidan dikme huyumdan vazgeçmem. Yani bir şahsa söyleyecekseniz bunu, ya kıyametim ol, kop bana. Ben kesinlikle elimdeki fidan dikerim, vazgeçmem, küsmem buna. Fidan dikmeye küsmem. Kıyamete bir şey, yani ben engelleyemiyorsam eğer bunu, durup da kötü olacak halim yok. Milletin diktiği fidanlar sökecek halim yok. Elimde fidan dikme var, fidanım var ve benim huyum da fidan dikmesi eğer. Kıyametim ol, başıma kop, gene ben bu fidanı dikeceğim demektir aslında. Yani ne bileyim, bir mikrofon, bir kamera, bir bilgisayarla, bunlar da eğer elimizde küçük birer fidansa kaldıysa biraz, hani ben böyle inan çok şey aldım. Bir yıl içerisinde yaklaşık bir yıl oldu ekranlardan seslenmeyeli. En son Can Erzincan kapatılana kadar orada devam ediyorduk. Yani acaba bir şey yapabilir miyim, bir şey yapabilir miyim, ne yapsam tesir olur, kimi olur, ne kadar olur, bir bana mı kaldı, acaba benden daha tesirli biri var mı diye, yani Ramazan bari diyelim, yani elimizde küçük küçük fidanlarımız var. Bahar getirir mi getirmez mi? Herkes küçük dualarla, küçük sevinçlerle, küçük hüzünlerle, büyük hüzünlerle, küçük 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 bu fidanlar dike dike, inşallah Allah bu iyi niyetimizden dolayı bahar getirir. Yoksa biliyoruz ki bizim fidanlar bahar getirmez, yani ufacık ufacık çünkü. Ancak Allah bakar ki bu adamlar, bu insanlar her şeye rağmen başlarına ne kadar kıyamet koparsa kopsun iyilikten vazgeçmediler, fidan dikmekten vazgeçmediler, iyi kalmaktan vazgeçmediler. İşin sırrı bu. Yani hala ahlaklı, edepli, terbiyeli davranıyorlar. O zaman baharı Allah getirir diye ümit ediyoruz. Bunların küçük birer dua olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah bu duaya çok iştirak eden insan olursa hep beraber dua etmiş oluruz. Hep beraber bir şeyler paylaşıp gönlümüzü birbirimize açarak inşallah bir Allah fereç, mahreç, çıkış kapıları aralamış olur bu yolla diyorum. İnşallah, inşallah Hakan abi. Yani elimizde bir fidan var. Herkesin elinde fidanlar var. Zaten herhalde tahmin ediyorum, kıyametim olsan, başımda kopsan dediğimiz şahıs ya kişi ya da kişiler, haberci diliyle söylersek kişi ya da kişiler, elimizdeki o fidandan vazgeçmemizi, o fidanı mümkünse, benim başıma gelen her şey bu fidandan dolayı geldi. Bana saldıranlar bu fidandan dolayı saldırdılar. Yani lanet olsun bu fidana deyip bir tarafa atmamızı büyük bir hevesle beklediler. Büyük bir kitlenin, büyük bir çoğunluğun bu öfkeye kapılmasını istediler aslında. Şükürler olsun Evet. ki fidana da kızmayan, bahara da küsmeyen ve baharı ve fidanı yaratandan da ümidini kesmeyen o kadar çok iyi insan var ki. Onlara bakıp bakıp böyle ümidimin arttığını söyleyebilirim. Tabii ki kıyas yapacak durumda değiliz. Hamd edeceğimiz, şükredeceğimiz binlerce şey var. Ama diğer taraftan hiç kimseye hiçbir şey ispatlamak zorunda da değiliz. Yani iyi bir insan insanlara iyi olduğunu ispatlayamayabilir. Bir ömür geçer de insanlar hakkındaki suizandan vazgeçmezler. Hakkında attıkları iftiralardan vazgeçmeyebilirler. Ama Allah bilsin yeter. Ümit ediyoruz öyle olur. Yani bahar inşallah gelir. Ama gerçek bahar gelse gelse cennette gelir. Ben bu dünyanın baharlarını gördüm. Bayağı bir kıtada, bayağı bir iklimde bahar gördüm. Bizim Adana sürekli bahardır. Pek havası olmaz. Ama insanların beklediği bahar, çiçeklerin açması, kuşların ötmesi falan filan değil artık. Bunu hep beraber anladık. Allah bayram nasip etsin, bahar nasip etsin. Temennimiz bu. Vallahi Allah çok güzel insanlar tanıttı. Çok yani sadık kullar tanıttı. Bu büyük bir nimet. Bu şükrünü eda etmekten geri kaldığımız bir nimet aslında. Ben yani geçmişe dönüp o hatıralara bakıyorum. Güzel, çok güzel insanlar tanımışız. Çok cömert, iyiliksever insanlar tanımışız. Bundan dolayı bir şükretmemiz lazım Allah'a. Bir kere yani bu iyi insanların bugün her ne kadar ağır şeyler yaşasalar da iyi kalmaktan vazgeçmemeleri, daha doğrusu bunu söylemeliyim. İyi kalmaktan vazgeçmemeleri iyiliği kimin için yaptığını gösteriyor aslında.
insanlar takdir etsin, ne bileyim, veya işte yani bizim bile düşündüğüm şeyi söyleyelim. Bahar gelsin diye kimse iyilik yapmamış belli. Yani biz, bu bizim işimizdi. Allah bizden bunu istedi. Bize akşam buydu, yaptık. Karşılığı bilemeyiz. Yani rüzgar da eser, çiçek de açar, bilemeyiz karşılığı ne olur. Ancak iyiliği sırf Allah için yapan, iyiliği Allah yarattığı için, Allah bizden iyi olmamızı istediği için, daha da özelinde iyi kalabilmemiz için, iyi kalabilmek için iyilik yapan insanlar, yani işin açığı burada hani çok da gün görelim, şöyle olsun böyle olsun filan diye çok beklediklerini de ben, yani ben şahsen öyle inanıyorum kendi adıma. Yani ne olur, tatlı bir hatıra olarak mazide insanlar kalabilir mi? Evet, böyle de kalabilir insanlar. Ama yaptığı hiçbir iyilik boşa gitmez. Niye? Çünkü onları bir başka göze, bir başka iki tane elin yan yana gelip onu alkışlamasına veya bir plakete, bir onura, koltuğa bundan dolayı yapmadı bu insanlar. Eğer yapsalardı onun peşinde koşarlardı. Her şeye rağmen, her şeylerini kaybetmelerine rağmen insanların hala iyi duruşları, iyi kalabilmek için iyi duruşlarından anlaşılan şu ki ya bu insanlar Allah için bu iyiliği yapmışlar belli. İyi kalabilmek için Allah için iyilik yapmışlar. O iyiliklerini bugün muhafaza etmelerinin en bariz, en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Ben gösterge olarak da şunu görüyorum. Bugün insanlar iyilik yaptığı için başına iş geliyor. Ve bu iyiliklerini tespit edebilmek için tek bir devlet değil, birkaç devlet, sağda solda bir ton devlet istihbarat teşkilatlarıyla yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani bu iyi insanların tespit edilmesi açısından. Bu hani dedik ya, bir hadis dokunsun, sağ elin verdiğini sol el duymayacaksa eğer iyilikte, bu kadar iyiliği yapıp unutacaksak eğer, yani bu insanlar o kadar gizli iyilikler yapmışlar, o kadar kendilerinden geçip iyilik yapmışlar ki duyulmayı istememişler, sadece iyilik olsun diye yapmışlar. Ancak istihbarat elemanları bu adamların iyiliklerini tespit edebiliyor. Benim baktığım açı bu. Yani demek ki bunu sadece Allah için yapmışlar bu adamlar. Reklam yapmamışlar belli. Kimsenin adı sana duyulmuyor. Ve bu kadar gizli olan bir şey ki istihbarat elemanları ancak tespit edebiliyor bunu. Bu da yani çok böyle hamd etmemiz gereken, şükretmemiz gereken bir tarafı işin. Ama bunun yanında hani belki bir daha konuşacağız, bir daha konuşacağız. İnsanlar bizi hatırlatacağız, hatırlatacak. Ama yaşanan ortada bir acı var mı, bir dram var mı? Evet var. Onun hüznü, o ağırlığı var mı? Evet var. Fakat bu ağırlığın, bu hüznün, bu dramın hiçbir şey yapmaktan, yapmaz hale getirmesi de en az bir o kadar acı bir hal olur. Bu iyiliğe ömürlerini adamış, kendilerini adamış insanlar için. Bu dediğiniz şeyle alakalı enteresan bir şey yaşadım ben. Bir arkadaşımız bahsettiğiniz iyilikleri yapanlardan birisini ispat etmesi gerekiyor bir adli makamda, bir resmi makamda. Ve hiçbir resmi kaydı yok. Yani ne bu iyilikleri yaparken işte fotoğraflar çekilmiş, ne bu iyilikleri yaparken plaketler almış, ne bir sertifika almış. Aa, ne kadar iyi bir insan, bir sürü hayır yaptı, şu kadar öğrenci okuttu, bu kadar işte yetime yardım etti gibi ödülleri, belgeleri, sertifikaları, işte plaketleri yok. Ve kendinin ispatlaması gerekiyor. Benden rica etti, hani siz hani televizyondan filan tanınıyorsunuz, kendinizi ispatlamanız kolay, siz de beni tanıyorsunuz, benim için şahitlik yapar mısınız, evet ben tanıyorum, bu arkadaş da bizimle beraberdi der misiniz? Yani sadece bu dünyada değil, ben öbür dünyada da derim bunu, öyle insanlar yani. Evet. Ve zamanın bir yerinde Allah böyle küçücük de bir şey nasip ediyor. O beni çok mutlu etti. Yani evet, bu arkadaşı ben tanıyorum. Onun organize ettiği programlara, organizasyonlara ben de katılmıştım deyip onun en azından bazı sıkıntıları aşmasını sağlayabilmek bile çok büyük bir lütuf. Ama diğer taraftan dediğiniz doğru. Evet, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ve bunu başarmış insanlar var. Yani binlerce, evet. On binlerce var. Ve iyi ki varlar. İnşallah o insanlarla işte Ramazan boyunca hasbihal ederiz. Yolları olur. İşte 3-5 şey paylaşırız. Konuşuruz onlarla. Amacımız da o. Allah'ın izniyle onların da eşliğini sağlarız. Yani bir televizyon format değil. Ben de kendim öyle olmadan giremedim bir türlü. Yani hani bizim Turan Bey'in bir şeyi var. Onlar da yayınlar yapıyorlar. Ben de mutfaktayım. İşin mutfağı hakikaten ilginç. Şu anda mutfakta, ben de mutfaktayım.
İşin mutfağı ilginç. Yani birisine ihtiyaç duymadan yaptığınız şeyle hep karşınızda profesyonellerin olması durumu farklıydı. İnşallah o günler de gelir. İnşallah başka şartlarda da tekrar yaşarız. Aynı mutluluklar, aynı sevinçleri. Daha iyiler yapar inşallah. Ama bugün Allah böyle bir fırsat verdi. Bir Ramazan boyunca hem kendi adıma söylüyorum. Ben kendimi tazeleme, yenileme adına. Hem de yani 3-5 insanın, 3 kişinin, 5 kişinin gönlünde ufak bir sevinç oluşsun ki 2 gündür yazdanları okuyorum kendimden. Hakikaten böyle bugüne kadar yani inanılmaz dualar almışım, inanılmaz dualar almışım. Ben dua ediyorum, insanlar bana dua ediyor, herkes birbirine dua ediyor. Beraber bir dua merkezi oluşturmuş oluyoruz böylece. Bu iyi halin devamı adına da elimizde böyle küçük bir fırsat vardı inşallah. Hem bu maksatta hem de dediğim gibi en baştan itibaren maalesef dindarları kötü günler bekliyor dindarlık açısından. Çünkü ortada insanlar kötü dindarlar üzerinden dini tanımlamaya başladı. Bu tanımlama gittikçe insanları dinden uzaklaştırıyor. Gittikçe dinden uzaklaştıracak. Bir süre sonra kendi insanlarımızın deist olduğunu, agnostik olduğunu, ateist olduğunu acı acı seyredeceğiz. Bundan dolayı inşallah olmaz, inşallah yanılırım bu konuda. Ama bu benim çalıştığım alanın ana konularından bir tanesi. Kötü dinlerler üzerinden din tanımlama maalesef o dine, dini müntesiplerine çok hayırlar getirmeyecek, getirmiyor. Bundan önce de böyle olmuş. Başka dinlerde de benzer problemler var. Dolayısıyla dinin ana konularını kötü dinlerler üzerinden değil de, kötü dinlerlerin davranışları üzerinden değil de dinin ana kaynaklarından elde etmeye, oradan konuşmaya çalışalım diye bir amacımız var. İnşallah Allah onun hürmetine, o işin hürmetine niyetimizde halis kılar, yolumuza da aydınlık verir. Ne bileyim hani şimdi internetimize kuvvet verir falan böyle diyelim. Yoksa internette ufacık bir kesinti işi değiştiriyor maalesef. Evet. İnşallah bir Ramazan izleyicilerimizle beraber karşılıklı böyle bir etkileşim içerisinde vakit geçirmiş oluruz. İnşallah. Bu bir test yayınıydı. İzleyen arkadaşlara, dostlarımıza hatırlatalım tekrardan. Yarın aslında Türkiye saatiyle 20'de başlayacağız. Tabii sizin oraların saatleri kaç olur bilmiyorum. O yüzden o saate göre ayarlanabilir ama YouTube kanalımda programların tekrarları olacak. Ya da daha kolayı YouTube kanalına şu şey YouTuber'lar gibi olacağız şimdi Hakan abi. YouTube kanalımı takip edin. Onlar böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorlar ya. Kanalı takip ederseniz, abone olursanız en azından yayın başladığında izleyebilirsiniz. Sonrasında da tabii takip edebilirsiniz ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz yayını. Biz Hakan Zafer'le iki farklı ülkeden birlikte yayın yapmaya çalışacağız. Tabii internet üzerinden yapıyoruz. Arada küçük kesintiler olabilir. Ben yazılan yorumlara az evvel baktım. Arada bir ses durmuş, titremiş, kesilmiş, görüntü donmuş falan ama yapacak bir şey yok. Yani elimizden gelen şimdilik bu. Daha iyisi geldiğinde daha iyisini de yapmaya çalışırız. Tavsiyelerinizi de alabiliriz. Yorumlarınızı da alabiliriz. Hakan abinin de benim de Twitter hesabım zaten biliyorsunuz. Yani bir soracağınız bir soru olursa oradan sorarsanız memnun oluruz. Zaten aramızda sakız çiğneme korucu bozar mı diye soru soracak insan olduğunu da tahmin etmiyorum. Öyle bir korkum yok. Soru sorun derken korkmuyorum yani rahat rahat söylüyorum. Ki şu an yayının hemen sağ tarafında yazılan yorumların olabildiğince hepsine bakmaya çalıştım. Tek tek hepsini okumamız şu an çok zor. Ve birkaç gündür Twitter'da gerçekten bizi motive eden onlarca, yüzlerce mesaj var. Hepsine çok teşekkür ederiz. Biz ben de teşekkür ederim. Bu teveccühe layık olmaya çalışırız. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah. Temennimiz bu. Bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum Hakan abi. Evet, bugünlük besmele çekelim istedik. İnşallah hem sahur, ilk sahur bir Ramazan'a giriş mahiyetinde hem de yani muvaffakiyet adına izleyicilerimizden bir kısaca dua almış olalım istedik. Bir selam verelim. Bir de deneme yayını tekniğimizi de test etmiş olduk. İnşallah yani gittikçe daha güzelleştire devam ederiz inşallah. İnşallah. Sevgili izleyenler, sevgili arkadaşlar, dostlar, abiler, kardeşler. Ablalar. Ablalar. Ablalar kızıyor. Ondan sonra hepsi. Herkese çok teşekkür ederiz. Gecenin bu vakti bir test yayını da olsa izlediniz. İnşallah 30 gün boyunca yapmaya çalışacağız.
bir aksilik olmazsa, internetimizde bir kesinti olmazsa, biz yapabilirsek, sizler de Ramazan'ı inşallah tam manasıyla yaşarsınız, yaşarız. Allah hakiki bayramlar nasip eder şimdiden hepimize. Bu ilk sahur, herkese hayırlı sahurlar diliyoruz. Bugün ilk teravih kılındı. Bayram günü hangisi olur bilmiyorum. Her yıl tam kestiremiyoruz bayramın hangi gün olacağını. Ama Allah hakiki bayramlar nasip etsin inşallah hepimize. İnşallah. Görüşürüz Hakan abi. Hayırlı sahurlar size. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı sahurlar. Hayırlı Ramazanlar olsun herkes için de. Allah dualarımızı makbul olacağı, ağızlarımızı, zihinlerimizi Ramazan hürmetine, Ramazan içerisinde yaptıklarımızla, düzgün niyetlerimizi temizlesin. İnşallah o düzgün ağızlarla yaptığımız duaları da katında kabul etsin. Şimdiden hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar.